Şimdi bir porsiyon tavuğumuz bu kadar. Bunun fiyatını duyarsan şaşıracaksın. Gerçekten fiyatına göre çok çok iyi. Pamuk, lokum, aklına ne geliyorsa o kıvamda. Tavuk sevmiyorsan denemeni isterim. Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Urfa'daki lezzetleri sizlere göstermeye devam ediyoruz. Nereye geldik? Meşhur tavukçu Kayan'ın yerine geldik. Şeyh Usta'nın mekanına geldik. Burada sizlere lokum kıvamında tavuk üstü hazırlayacağız. Fiyatını duyunca şaşıracaksınız. Gerçekten de o masadaki her şeyin fiyatı çok çok uygun. Fiyatına göre lezzeti de çok çok iyi dediler. Eğer tavuk seviyorsanız bu video tam size göre. Hazırsanız hadi o zaman başlıyoruz. Şemur Usta merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederiz, sağlıksız sormalı. Teşekkür ederim, sağlıksın usta. Şemur Usta, ben Urfa'ya geldim. Dedim ki mekanları göstereceğim. Bir arkadaş ısrarla dedi ki Kayan'ın yerine ama Şemur Usta'nın yanına gitmen lazım. Doğrudur, sağlığımız biridir. Mutlaka gelmiştir buraya. Popüler yapan, meşhur eden nedir abi? Bizi böyle popüler yapan tavuğumuzdur. Tavuğumuz da meşhuruz. Sen diyorsun ki bizi biz yapan şu tavuktur abi. Evet, bizi biz yapan bu tavuktur. Urfa'da herkes ciğercidir ama biz tavukçuyuz. Tavuğumuz meşhurdur şu an Urfa'da. Urfa'da herkes ciğercidir. Ama biz tavukçuyuz. Bizim tavuğumuz meşhur. Tamam, şu soracağım. Şunu sırrını vermek zorunda değilsin ama sorayım. Bu tavuğu nasıl yapıyorsun? Mesela hangi bölümünü? Bu tavuk göğüs etinden yapılıyor. Terbiyeli tamam. Olan. Bu terbiyesi tavuğumuz. Tamam. Bir porsiyon 5 şiş. Tamam. 200 gram üstünde yani. Tamam. Bir bu de... incikten yapılıyor. Tamam, bu incikten yapılıyor. Bu incik, evet. Tavuğun incik kısmı. Tamam. Bu da tabii terbiyeli tavuğumuz. Tamam. Tavuğun göğüs kısmı. Ama bize az bir sosu var bunun. Yani kimse kolay kolay beceremez bunu. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi? Hemen 20 yıl oldu yani. 20 yıldır bu sektördesin. Aynen, 20 sektördeyim. Küçüklüğümden beri içindeyim yani. Çok güzel ustam. Peki bu tavuğun sosunda özel bir şey var mı mesela? Sana özel mesela. Ya özel bir sosu yoksa el lezzetidir. Mi? Bir de olan sos terbiyesidir yani. Onu da herkes tutamaz yani. Bir şey duydum. Evet. Dedi ki sana söylese git evde yap, yapamazsın. Yapamazsın yani. Burada en az 10 yıllık elemanlar var. Çalışıp gidiyor, yapamıyor yani. Değil mi? Başka yer açıyor, yapamıyorlar. Bu özel bir sos, öyle söyleyeyim. Özel bir çok sos. Çok dikkat istiyor, evet. Bu peki bir gün bekliyor mu yoksa aynı gün hazırlıyor? Hayır günlük. Günlük değil mi? Günlük, aynı kesinlikle beklemezdim. Bir dürümde kaç şiş var, bana gösterebilir misiniz? Dürüm 4 şiş. Dürüm mü? Dürüm 4 şiş, porsiyon 5 şiş. Dürüm 4 şiş. Evet, porsiyon 5 şiş. Olduğu zaman da 5 şiş. 5 şiş. Şöyle bir dürüm. Böyle bir dürüm. Aynen. Dürüm çok iyi mi ya? Bayağı, aynen. Zaten bolluğu iyi yani. Öğrenciler olsun. Uygundur ama fiyatı söylemeyeceğiz. Yedikten sonra söyleyeceğiz. Evet. Nasıl oluyor öğlene hazırlık ustam? Ya şimdi öğlen bankacı müşterilerimiz, memur müşterimiz, öğretmenler falan aniden geldiği için. Evet. Herkes zaman olmadığı için hemen biz pişirip veriyoruz yani. O zaman peki. Yani bunu şu an yarım pişiriyoruz. Yarım tam pişirmiyorsun. Yarım pişirip alta koyuyoruz. Onlar gelince siparişi alıp bir daha pişirip veriyoruz. Yani biraz daha hızlanıyor. Hızlanıyor be. Aynen. Hafif biraz ateş görüyor. Aynen, ateş geldiği görüyor. Geldiği zaman da pişiriyor. Pişirip veriyoruz, evet. Biz şu an tam olarak neredeyiz ustam? Neresi mesela? Şanlıurfa köprü başındasınız. Bir pasajı içine girdik ama biz. Evet, Şanlıurfa pasajı. Urfa'yı şanı. Urfa'yı şanı. Evet, bir diğer şubemiz de Karaköprü'de 35 metrede. Bir şube de karşıda. Bir şube de karşıda, evet. Sabah kaçta açılsın, akşam kaça kadar abi? Sabah 11, akşam 11. Şimdi burada bir de gördüğüm kadar sen başka bir şey satıyorsun. Ne satıyorsun abi? Yani ekstra ciğer, kebap, yabancı müşteri geldiği için onları da ekstradan yapıyoruz yani. Ama bizden meşhur olan bunlar, tavuk. Tamam, o zaman sana şöyle bir soru sorayım. Sen her gün tavuk yiyor musun? Yani her gün yemiyorum. Yani her gün yiyemiyorsun. Aynen, içindeyim, her gün yemiyorum yani. Peki başka yerden tavuk yiyor musun? Başka yerden yemiyorum asla. Başka yerden yemiyorsun, hayır, değil mi? Hayır. Kesinlikle. Tabii, kesinlikle yemem. Çünkü temizlik önemli bir şey. Ne abi, bir daha söyle. Temizlik önemli bir şey. Herkes diyorsun ki o ayarı tutamaz. Herkese güvenemezsiniz. Herkese güvenemezsiniz. Herkese temizlikte güvenemezsiniz. Kalitede güvenemezsiniz. Şimdi fiyatı söyleyeceğiz dedik ama bir de şu var akıllarda ustam. Hangi tavuk markası kullanıyorsa o da önemli mesela. Ya şu an Erpiliç kullanıyoruz ama reklam olmaz değil mi bu? Yok yok, söyle söyle millet. Yani marka kullanıyoruz. Erpiliç, Beypiliç. Bazen yani Bamet. Yani uygun fiyata vereyim de biraz daha ucuza yapayım diye sende öyle bir yok, şey var mı? Yok hayır. Tabelamızda bak Erpiliç yazıyor. Şimdi yani ben gördüm orada tabela fiyatı çok uygun görünüyordu. Aynen, Erpiliç yazıyor. Bizim fiyatımız zaten öğrenci kesimi olduğu için. Memur kesimi olduğu için genelde düşük düşürüyoruz yani. Sürüme gidiyoruz biz. Yani hep sürümden kazanıyoruz. Benim yanıma gelenler genellikle orta kesim ve altı olduğu için uygun fiyata veriyoruz. Yani kesin demeyelim de biraz onlara hitap ediyoruz, öyle diyelim. Öğrenci, bankacı, memur insanlar yani fazla yükseğe gerekiyor. Seni bilen neyle biliyor? Terbiyeli tavuk, terbiyesi. Terbiyeli tavuk var. Tamam, o zaman sen bize bir pozisyonun terbiyeli tavuk ver. Bakalım gerçekten anlattıkları kadar varmış. Tamam. Yani var mı? Bunu merak ediyorum.
bir tavuk yiyelim sen. Tabii tabii, başım üstüne. Eyvallah, teşekkür ederim. Evet. Sabırla bekliyorum. Tamamdır hocam. Ustam, sen bizim keri atmışsın. Evet abi. Burada pişiyor. Evet, pişiyor. Güzel bir de meşhur Urfa. Urfa biberi, isotları, evet. Daha sonra afiyetle yenilecek inşallah. 5 şiş atıyorsunuz değil mi? Evet, bir porsiyon. Bir porsiyonla 5 şiş atıyorsunuz. Evet. Bir de karşıdan mezeleriniz var, onu da gösterelim. Evet, tabii. Şunlar da taze taze günlük mezelerimiz. Masaya gittiği zaman abi. Göster abi. Göster abi. Bir yeşillik var. Bir soğan salatası var. Bir de güzel bir soğan var. Şurada da bir de ayran da biliyor. Ayran ücreti nasıl oluyor abi? Ekse ayran ücreti almıyorsun değil mi? Allah güzelmiş. Usta merada hazır. Evet. Bu şekilde parçalıyorsunuz. Porsiyon şeklinde. Porsiyon. Olay budur diyorsun. Afiyetle yiyin. Eline koluna sağlık, teşekkür ettim. Şimdi geldik o meşhur tavuğun tadına bakmaya. Ama önce size biraz masayı göstermek istiyorum. Bak, masa bir yaklaş ses kardeşim. Şöyle 3 çeşit farklı mezeler var. Burada lavaş ekmeğimiz, Urfa usulü lavaş ekmeği var. Bir de Urfa usulü masada domates, soğan var. Burada istediğiniz kadar kesip yiyebiliyorsunuz. Öyle bir şey var. Yani bunu alıp domatesi bu şekilde geldiğiniz zaman istediğin kadar kesip yiyebiliyorsun. Taze taze. Soğan da aynı şekilde. Ama biz bunlar bize yeterli olduğu için onlara ihtiyaç duymayacağız. Sadece göstereyim bu şekilde. Şimdi bir porsiyon tavuğumuz bu kadar. Bunun fiyatını duyarsan şaşıracaksın. Gerçekten fiyatına göre çok çok iyi. Hem doyurucu hem de lezzetli olduğunu söylüyor. Biz de tadacağız zaten. Şimdi öncesinde şöyle bir tavuğun tadına bir bakayım. Ustam çok methetti. Güzel. Bir tane daha bakayım. Harbiden farklı. Daha önce mangalda başka yerde tavuk şişi yemiştim ama hani bu aroma onda yok. Güzel olmuş. Şemi Usta, abi etin çok yumuşak, lokum kıvamında. Yaz tavuk biliyorsun mangalda pişirsen sertleşiyor abi. Evet. Ama lokum kıvamında. Bu sana olan özel sosun sayesinde mi abi? Sosun sayesinde özellikle yumuşak kalması. Gerçekten mesela çok yumuşak yapar, mesela. Yapar, evde yapar, orada yapar, burada yapar ama bunu yapamaz. Bak sana. Yumuşak kalması. Ya normalde sert olmasını beklersin ama çok çok yumuşak abi. Eline koluna sağlık abim dedi. Teşekkür ettim. Pamuk, lokum. Aklına ne geliyorsa o kıvamda. Tavuk sevmiyorsam denemeni isterim. Şimdi bir de Urfa usulü bir durum yapalım. Şöyle ekmeğimizi alalım. Kayıttasın değil mi? Bu sahneyi kaçırma. Sakın. Bak. Şöyle tavuğumuzu aldık. Şöyle mis gibi, tamam mı? Az bir şey böyle yeşillik alalım. Birazcık soğan arıyoruz. Şöyle, şöyle. Az bir şey yeşillik alalım. Şimdi meşhur Urfa isodumuz. Az bir şey de isot da alalım. Aha. Biraz böyle elimiz band kirlendi ama olsun. Bıraktık böyle. Şimdi mutlu sona gidiyoruz. İnce bir lavaş arasında inanın bu durum harika geliyor. Güzel. Vallahi güzel. Hoşuma gitti. Şimdi bu lezzet, altını çiziyorum. 3 çeşit meze, tavuk, 1 bardak ayran dahil olmak üzere 18 TL. Evet, evet. Hesapları şaşırmamışlar, 18 TL. İnanın Diyarbakır'da bir dürüme biz 15 lira veriyoruz. 18 TL'ye sana öğle yemeğinde istediğin kadar yiyebileceğin şekilde tavuk, bir de ayran da dahil olmak üzere. Bizlere afiyet olsun, sizlere iyi seyirler diyorum. Videonun sonunda buluşuyoruz. Sevgili dostlar, tavukçu Kaya'nın yeri, Şeyh Muzustan yeri bu şekilde. Bir pastacın arka kısmında ama geniş, ferah. Gelirseniz size tavsiye ediyorum. Hem aile olarak hem de tek kişi olarak gelebilirsiniz yani. Bence mekan güzel. Hem fiyat da uygun, mekan da 10 numara. Ve sevgili dostlar, geldik güzel bir videonun daha sonuna. Tavuğumuzu yedik, çayımızı içtik. Ben fiyat performans açısından değerlendirirseniz ultra ama ultra gerçekten hakkını vermişlerdi, güzel olmuşlardı. Eğer Urfa'ya gelirseniz Urfa eski belediyenin karşısında Şanlıurfa İşhanı var. Onun içerisinde arka tarafta Kaya'nın yerini derseniz size gösterebilir. Eşinize de gelebilirsiniz, çocuklarına da gelebilirsiniz, arkadaşlarınıza da gelebilirsiniz. Uygun fiyatta gerçekten kanınızı doyurabilirsiniz. Tavuk gerçekten lokum kıvamındaydı ve güzeldi ve fiyatına göre çok çok iyiydi yani. Bunu da söyledikten sonra efendim, bu videoyu beğenmeyi,
Eğer varsa aklınızda başka mekanı mutlaka yorumlar kısmına yazarak bizlere gösterebilirsiniz. Düşüncelerinizi mutlaka yazmayı unutmayın. Kanalımıza ilk defa geldiyseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Urfa'dan herkese sevgiler, selamlar efendim. Hoşçakalın.